Merhaba arkadaşlar, İsmail Akar ben. Bu 3D Mad Max videomuzda şu anda mevcut olan en iyi resim ve fotoğraf düzenleme programları ve araçlarını işinize yarayacak özellikleriyle içerikleri bakımından sıraladık. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızı bizden bahsetmeyi unutmayın. En iyi resim ve fotoğraf düzenleme programları vasat bir fotoğrafı etkileyici bir şeye dönüştürebilir veya harika bir fotoğrafı daha iyi hale getirebilir. İnce ince ayarlardan renk veya doygunluğa, filtrelerin uygulanmasına, kusurların giderilmesine ve hatta toptan dönüşümlere kadar her şeyi yapmanızı sağlar. Bugünlerde çok çeşitli seçenekler mevcut. Bu yüzden sizi hepsini denemekten kurtarmak için en iyi resim ve fotoğraf düzenleme programlarını tek bir kullanışlı kılavuzda topladık. Bahsedeceğimiz en iyi resim ve fotoğraf düzenleme programları ve araçlarından bazıları yalnızca masaüstü çalışmaları için uygunken bazıları da tarayıcılarınızda, tabletlerinizde ve hatta akıllı telefonlarınızda çalışabilir. Bu videomuzda bahsettiğimiz en iyi resim ve fotoğraf düzenleme araçları her bütçe ve yetenek seviyesini kapsadığından ihtiyaçlarınız için en iyi resim ve fotoğraf düzenleme programını bulacağınızdan emin olabilirsiniz ve linklerine video açıklamasından ulaşabilirsiniz. Hareket halindeyken özellikle düzenleme yapmanız gerekiyorsa en iyi dizüstü bilgisayarları satın alma kılavuzumuza 3dmadmax.com'dan bakmayı unutmayın. Sondan başa doğru şu anda mevcut olan en iyi resim ve fotoğraf düzenleme programlarımıza birlikte bakalım. 12 numaramızda Sumo Paint var. İyi bir online fotoğraf editörüdür. Web tarayıcısında çalışır ve temel çevrim içi sürümü ücretsizdir. Sumo Paint çok yetenekli bir tarayıcı tabanlı resim düzenleyicisidir. Bir masaüstü aracından beklediğiniz tüm standart özelliklere sahiptir. Aslında Pro sürümü ayda 9 dolara, isterseniz de bir masaüstü sürümünü indirme seçeneği içerir. Araçlar arasında Photoshop benzeri bir yüzen araç çubuğu, hızlı bir şekilde erişilebilen fırçalar, kalemler, şekiller, metin, klonlama bulunur. Small Paint kaydedilmiş belgeleri sabit sürücünüzde açabilir. Bu da onu düzenleme ve yeniden düzenleme için uygun bir seçenek haline getirir. Yine de önemli sınırlamaları var. Bunların başında düzenleyicinin yalnızca RGB renk kodunu kullandığı görülmekte ve kullanımını ekranlar için tasarlanmış çalışmasıyla sınırlandırmaktadır. CMYK, LAP veya diğer renk modelleri sunulmamaktadır. 11 numaramızda GIMP var. Ücretsiz, açık kaynaklı bir fotoğraf düzenleme yazılımıdır. Windows, macOS ve Linux platformlarında çalışabilir ve tamamen ücretsizdir. GIMP başka bir ücretsiz fotoğraf düzenleme aracıdır. Bu bir açık kaynaklı fotoğraf editörüdür. Unix tabanlı platformlarda piyasaya sürüldü ve şimdi Linux, Windows ve Mac için destek sunabiliyor. GNU görüntü işleme programı anlamına gelen GIMP, boyama araçları, renk düzeltme, klonlama, seçim ve geliştirme dahil olmak üzere geniş bir araç yelpazesi sunar. Geliştirme ekibi uyumluluğu sağlamak için çok çalıştı. Bu nedenle tüm popüler dosya formatlarıyla sorunsuz çalışabilirsiniz. Yazılım ayrıca Adobe'nin Bridge'ine benzer şekilde yerleşik çok yetenekli bir dosya yöneticisine sahiptir. Tek dezavantajı kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmamasıdır. 10 numaramızda Photor bulunmaktadır. Kullanışlı bir ücretsiz fotoğraf editörüdür. Web tarayıcısı Windows, macOS, iOS, Android platformlarında çalışır ve tamamen ücretsizdir. Photor mobil, web ve masaüstü sürümleriyle birlikte gelir. Bu nedenle masaüstü ya da dışarıda kullanım için uygun bir seçenektir. Yazılım, acil düzenleme gereksinimlerinin çoğunu karşılaması gereken eksiksiz bir araç paketine de sahiptir. Görüntüleri yeniden boyutlandırma, kırpma, döndürme ve düzleştirme araçları aracılığıyla daha fazla kontrol sunulur. Ayrıca bir arka plan temizleyici ve kırmızı göz ve kırışıklık giderme gibi bazı kullanışlı rötuş araçları da vardır. Fotoğraflarınızı daha dramatik bir şeye dönüştürmek istemeniz durumda bir HDR görüntü oluşturucu ve EM kaydırma düzenleyicisi bile bulunmaktadır. 9 numaramızda Pixelmator var. Mac kullanıcıları için harika bir fotoğraf düzenleme programıdır. Sadece macOS platformunda çalışır. 30 dolarlık bir fiyat etiketine sahiptir. Pixelmator hızlı ve güçlü görüntü düzenleme için macOS X kitaplıklarını kullanır. iPhoto ve iCloud ile sorunsuz entegrasyon sağlar. Ayrıca Facebook için yerleşik dışa aktarma araçları da mevcuttur. Renk düzeltme araçları arasında ton ve doygunluk, gölgeler ve açık tonlar ve kontrast bulunur. Pixelmator ayrıca destek filtreleri içerir. Görüntüleri ayrıca Photoshop dosyası, TIFF, PDF ve PNG dahil olmak üzere birçok popüler biçimde açabilir ve kaydedebilirsiniz. Katmanlar Adobe'nin yazılımını kullanan iş arkadaşlarınızla işbirliği yapmanızı olanak tanıyan Photoshop belgelerinde korunabilir. Yakın zamanda yapılan bir güncelleme Apple'ın M1 destekli makineleriyle de uyumlu olduğunu da ekliyor. 8 numaramızda DxO Photolab var. Mevcut en iyi RAW dönüştürücüsüdür. Windows ve macOS platformları çalışır ve 112 dolarlık bir fiyat etiketine sahiptir. DxO Photolab bu listedekilere göre çok daha özel bir araçtır. Bu gerçekten sadece ham bir dönüştürücüdür ama belki de şimdiye kadarki en iyi ham dönüştürücü de diyebiliriz.
Kullanımı biraz karmaşık bir araçtır ancak kusursuz sonuçlar elde edilebilir. Bilgisayarınızdaki klasörlerdeki görüntüleri klasöre göre göz atabilir, ardından bir görüntü seçebilir, varsayılan dönüştürme ve düzeltme ayarı veya bir dizi ön ayar arasında seçim yapabilirsiniz. Yazılım çoğu dijital kamera lensinde ortak olan farklı derecelerde distorsiyon, renk sapması, kenar yumuşaklığı ve vignette etkisini otomatik olarak telafi eden lens düzeltmeleri sunar. Sonuçlar olağanüstü olsa da kullandığınız tek görüntü düzenleme aracı asla bu olamaz. 7 numaramızda Photoshop Elements var. Başka bir başlangıç dostu basit fotoğraf düzenleme aracıdır. Windows, macOS, Linux platformlarını destekler ve $100'lık bir fiyat etiketi vardır. Photoshop Elements, Photoshop CC'ye göre daha temel bir alternatiftir. Kullanışlı, hızlı ve kılavuzlu düzenleme modları onu yeni başlayanlar için harika kılar ancak bu güçsüz olduğu anlamına gelmez. 2021 sürümü fotoğrafları otomatik olarak tarayan ve gruplayan bir kolaj aracı olan otomatik oluşturmayı da içerir. Ayrıca bir dizi performans iyileştirmesi ve yükseltmesi ile birlikte gelir. Photoshop CC'ye göre bir artısı Elements'in abonelik gerektirmemesidir. Son olarak iyi yapay zeka araçlarıyla donatılmıştır. 6 numaramızda Adobe Lightroom CC var. Yeni başlayan için en iyi fotoğraf düzenleme programı diyebiliriz. Windows, macOS, iOS, Android platformlarında çalışabilir ve $10'lık bir fiyat etiketine sahiptir. Adobe'den Lightroom yeni başlayan için en iyi fotoğraf düzenleme yazılımları arasındadır. Tüm fotoğraflarınızı tek bir yerde tutmanıza, düzenlemenize ve her yerde paylaşmanıza izin vererek çalışmanızı organize etmenize yardımcı olur. Birçok deneyimli kişi Photoshop'un karmaşık görüntü işlemlerini kolayca gerçekleştirebildiği için Lightroom'u kullanmayı da tercih ediyor. Görüntüleri bilgisayarınızda, iPad'inizde, iPhone'unuzda veya Android cihazınızda saklayabilir ve hatta fotoğrafları telefonunuzdan çekerken Lightroom'u otomatik olarak aktarabilirsiniz. Senkronizasyon otomatiktir. Bu nedenle bir yerde bir düzenleme yaptığınızda veya görüntüyü favori olarak işaretlediğinizde her yerde güncellenmektedir. Gelelim listemizin 5 numarasına. 5 numaramızda Corel Paint Shop Pro var. Bütçesi kısıtlı olanlar için en iyi resim ve fotoğraf düzenleme programıdır. Windows platformunda çalışır ve $69'lık bir fiyat etiketine sahiptir. Corel Paint Shop Pro 20 yılı aşkın bir süredir PC kullanıcıları için Photoshop'un bütçe alternatifi olmuştur ve hala güçlüdür. 2021 sürümü şimdiye kadarki en hızlı, kullanımı en kolay ve daha yaratıcı sürümü olmaya vaat ediyor. Standart sürümün fiyatından biraz daha fazlasını ödeyebilirseniz, bu Refine fırçası ve özel bir fotoğrafçılık çalışması alanı içerecek şekilde yükseltilmiş Paint Shop Pro 2021 Ultimate'i de deneyebilirsiniz. Listemizin 4 numarasında Skylum'dan daha hızlı fotoğraf düzenleme programı olan Luminar AI var. Windows ve macOS platformunda çalışır ve $79'lık bir fiyat etiketine sahiptir. Skylum Luminar AI fotoğrafçıların sanatına daha fazla zaman ayırabilmesi için fotoğraf düzenlemeyi hızlandırmayı hedefliyor ve bunu çok iyi yaptığını söylemeliyiz. Farklı tarzlardaki fotoğrafları geliştirebilecek düzenleme seçenekleri önermek için yapay zeka kullanır. Görüntüleri iyileştirmek için en iyi şablonları önerebilir ve gökyüzü, cilt, yüzeyler ve hatta gözleri kolayca değiştirmek için kullanılabilecek araçlara sahiptir. Tek seferlik makul bir maliyetle bu yapay zeka tabanlı yazılım kesinlikle incelemeye değer. Tek gelişme açık özelliği sınırlı export seçenekleridir. 3 numaramızda PixLR X ve PixLR E var. En iyi tarayıcı tabanlı fotoğraf düzenleme yazılımıdır ve ücretsizdir. PixLR X ve PixLR E ister web ister mobil tarayıcıda olsun hızlı ve kullanımı kolaydır. PixLR X resimlerinizde tahribatsız düzenlemeler yapmanızı olanak tanıyan kullanışlı bir işleve sahiptir. Ve her düzenlemeyi istediğiniz zaman değiştirmenize ve ince ayar yapmanıza olanak tanır. Bu programın diğer bir artısı programı Dropbox içinde kullanabilmenizdir. Bu da onu işbirlikçi çalışması için araç setinize harika bir katkı haline getirebilir. Program kullanıcılarına aşina olacak ve yeni gelenleri memnun edecek olağan ayarlamaları, filtreleri ve metinleri sunar. PixLR E profesyoneller için bazı ekstraların eklenmesiyle aynı klasik fotoğraf düzenleme araçlarını da sunar. 2 numaramızda Photoshop CC var. Adobe'nin en iyi resim ve fotoğraf düzenleme programıdır. Windows, macOS ve iOS platformlarından çalışır ve aylık öğrenci ya da kurumsal kullanıma göre değişen fiyat etiketlerine sahiptir. Photoshop'un en son sürümünün mevcut en iyi resim ve fotoğraf düzenleme programları arasında olduğuna şüphe yok. Photoshop CC şaşırtıcı derecede iyi ve bu küçük alanda özetlenemeyecek kadar çok harika özelliğe sahip.
Bununla ilgili her şeyi Photoshop CC 2021 incelememizden okuyabilir ve en iyi Photoshop eğitimleri bölümümüzde yeteneklerinizi daha da geliştirebilirsiniz. Sevmediğimiz tek şey burada abonelik modelidir. Yazılım çeşitli ücretsiz Photoshop eklentileriyle zenginleştirilebilir ve mevcut tüm ücretsiz Photoshop Actions'lar sayesinde uzun soluklu işlemleri basitleştirebilirsiniz. Ve gelelim bir numaramızda. Bir numaramızda Affinity Photo var. Tek seferlik bir ücret karşılığında en iyi resim ve fotoğraf düzenleme programıdır. Windows, macOS ve iOS platformundan çalışabilir ve $20 bir fiyat etiketine sahiptir. Affinity Photo yüksek fiyat etiketi olmayan profesyonel standartta bir resim ve fotoğraf düzenleme programıdır. Etkileyici araç seti, dijital boyama, ham düzenleme, profesyonel rötuş ve çok katmanlı kompozisyonların oluşturmasını kapsar. Diğer özellikler arasında kaliteli sonuçlar, görüntüler üzerinde tam kontrol sağlayan gelişmiş lens düzeltmeleri ve sınıfının en iyi parazit azaltma özellikleri yer alır. Yazılım ayrıca özel bir iPad uygulaması olarak da mevcuttur. Tablete hitap eden ilk profesyonel fotoğraf düzenleme aracı olan bu program 2017 yılında Apple uygulaması seçilmiştir. Affinity Photo'nun sahibi olan Serif firması ayrıca diğer yaratıcı gereksinimleri karşılamak için bir grafik tasarım paketine ve bir masaüstü yayıncılık uygulamasına sahiptir. Umarız bu videomuz programların içerisinde bulunan işinize yarayabilecek özellikleri keşfetmenize yardımcı olmuştur. Bir sonraki 3D Mad Max videosunda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.